90 artı 3'ten iyi akşamlar. Ligde 5. hafta geride kaldı. Eskişehir Spor deplasmanda Ahmet Sportif'in konu oldu ve o zorlu mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu akşam 90 artı 3'te hem maçı hem de Eskişehir Spor'daki gelişmeleri değerlendireceğiz sizlere. Özel bir konuğumuz var. Eskişehir Spor Kulübü Başkan Vekili Erkan Koca aramızda. Yine Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Sadri Atam, gazeteci arkadaşım Erkan Midil ile birlikte dolu dolu bir program geçireceğimize inanıyorum ben. Hemen Erkan Başkan'dan başlamak istiyorum. Başkanım hoş geldin. Birkaç haftadır gündemdeydin. Evet. Bugün aramıza katıldın. Özellikle başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii Sadri Başkanım da Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı. Artık 90 artı 3 çekirdek kadrosu olacaksınız başkanım. Bu akşam bir ilk yapacağız sizinle ama bundan sonra sık sık 90 artı 3'te göreceğiz. Çünkü programın son bölümlerinde, ikinci bölümlerinde genelde artık Eskişehir Amatör Spor'unu da birazcık masaya yatıracağız. Hemen Sayın Erkan Koca'dan başlamak istiyorum. Yıllarca biz sahada gazeteciliğimizi yaparken sen tribündeydin Erkan. Evet. Tabii hem iş adamı olarak hem işini hem o tribünleri başarıyla götürdün. Ve öyle bir dönem yaşandı ki Eskişehir Spor'da 54 günlük genel kurul sürecinde Eskişehir Spor sahipsiz kaldığı dönemde sen de bu ateşten gömleği giyen yönetici arkadaşlar arasında oldun. Neydi seni bu göreve, bu sorumluluğun altına böyle girmeni zorlayan veyahut da girmene neden olan neden diyelim başkan? Oradan başlayalım. Evet. Öncelikle bizi izleyen herkese selamlar diliyorum. Şimdi Eskişehir Spor sevgisi benim için yıllar öncesinden başladı. Benim bir 20 yıl bir tribün liderliği geçmişim var. Ondan sonra bir icra kurulu döneminde yönetimin içinde oldum. Yani o dönemde Mehmet abiyle beraber, Mehmet Şimşek başkanımla beraber, Murat arkadaşım, dostumla beraber, işte o zamanınki hocamız Fuat Çapa'yla, Kaan'a'yla, o dönemde bir yöneticilik vasfı gibi üstümüzde bir durum oldu. Biz de bunu icra kurulunda güzel idare ettik, iyi idare ettik o zamanın şartlarına göre. Ondan sonra kongrelerde tabii ki işte söz aldık. Biraz biz taraftar olarak gelecek olan gelen başkanlara tavsiyelerde bulunduk. Onlarla fikir alışverişleri yaptık. Son dönemde de bir 54 günlük bir kongre süreci vardı. Biz Fatih Başkanım'a orada destek verdik çıkması yönünde. Onun da tabii haklı sebeplerinden dolayı başkanlığa çıkmadı ve şöyle bir durum vardı, hepimizin bildiği gibi elimizdeki oyuncular da gidiyordu. Yani başka takımlar tarafından elimizdeki oyuncular, işte o zamanki İbrahim Halil falan, o dönemde giden futbolcular. Daha fazla elimizdeki değerleri kaybetmemek üzere Mehmet Şimşek başkanlığımın liderliğinde şu andaki mevcut yönetici arkadaşlarımızla beraber bu yola baş koyduk. Ve gecemizi gündüzümüzü de tesislerde geçiriyoruz. Tüm yönetici arkadaşlarımızla, yani başkanımızın dediği gibi biz olduk. Şehirle de bir bütünleşme oldu. Yani %100 bir bütünleşme olmasa da yine büyük bir kapsamda bütünleşme oldu ve bu şekilde idare ediyoruz, götürüyoruz. Tabii kolay değil, zor bir dönem. İnşallah başarıyla atlatırsınız. İnşallah. Daha detaylara geleceğiz. Ben hemen tekrar devam edeceğim ama Sadri Başkanım'a dönmek istiyorum. Çünkü başkanın da evet, Eskişehir Spor'un o zor dönemlerini yakından takip eden, genel kurullara sürekli gelen ve sonuçta Eskişehir'deki sporu temsil eden bir başkansınız. O süreci başkanım siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şimdi ilk sorduğun soruda, Erkan'a sorduğun soruda Eskişehir Spor nasıl başladı derken, biz Eskişehir Spor'la doğduk zaten. Yani 52-53 senedir ben bu şehirdeyim. Ben başka takımı hiç tutmadım. Yani hiç başka takıma sempatimiz de olmadı. Eskişehir Spor olduğu sürece biz Eskişehir Sporluyuz. Görev verilirse yaparız, verilmezse koşturmaya devam ederiz. Her türlü Eskişehir Spor'un yanındayız. Bunu daha önce defalarca söyledik, gene söylüyoruz. Bugün Erkan olur, ben olurum, yarın bir başkası olur, Ahmet olur, Mehmet olur, kim olursa olsun. Yeter ki Eskişehir Spor yaşasın. Ben şu andaki durumu da, arkadaşlar sağ olsunlar ateşten gömlek giydiler. Ve geçmiş dönemlerde hep böyle Eskişehir Spor yönetimleri eleştirildi. Ama bu yönetimin şu ana kadar eleştirecek hiçbir durumu yok. Hiç kimsenin hiçbir şey söyleme hakkı yok. Çünkü bu yönetim oluşurken sonuna kadar da beklediler. Sonuna kadar bir yönetim çıkar mı, birileri çıkar mı gibi.
çıkmayınca mecbur kaldılar. Bu arkadaşlar girdiler bu gömleğe. Onun için ben onları tebrik etmekten başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Teşekkürler başkanım. Yanlış da yapsalar, ya hata da yapsalar kimsenin bir şey söyleme hakkı yok. Ve bize düşen de buradan özellikle basına düşen bütün Eskişehir'in yine birlik olması, beraberlik olması. Bunu zaten ben şuna benzetiyorum. Şimdi genç çocuklarla bir takım var elimizde. O çocuklar hakikaten mücadele ediyor. Koşuyor, mücadele ediyor. Bu yönetimin aynası. Yönetim koşuyor, mücadele ediyor. Bu da takıma yansıyor. Benim görüşüm bu yönde. Onun için ben arkadaşlara başarılar diliyorum. Biz de elimizden gelen ne varsa yaparız. Ama bir kez daha söylüyorum. Şehrin önde gelenleri, en ufak taraftarından en büyük mevkisine kadar herkesin bu takıma destek olması lazım. Ve şu anda iyi bir şeyler oluyor. Bunu biraz daha ateşlemek lazım. Tabii şimdi Erkan Başkan da onu dile getirdi. Yani şehirde bir bütünleşme olmaya başladı. Şimdi niyet çok, çok önemli. Şimdi göreve geldikleri 2,5 ay gibi bir süreç geçti. Yani bu süreçte çalışmalarını, niyetlerini yavaş yavaş görenler, benimseyenler destek olmaya başladı. Zaten bu genel kurul sürecinde ilk yönetim göreve geldiğinde bu yönetimin biraz zamana ihtiyacı olduğunu, bu yönetimin iyi niyetle bu işi yapmaya çalıştığını, şehrin görmesi gerektiğini dile getirmiştim. Bugüne kadar da Allah'a şükür bu konuda bir sorun yaşamadan fedakarca görev yaptım. Tabii başkanım, genel kurulda öncesinde biliyorsunuz bu kulübün mali tablosunu, mali yükünü, sorumluluklarını, FIFA dosyalarını, TFF'deki dosyalarını, borçlarını çok yakından bilmenize rağmen yani ateş diyoruz ama yani cehennem ızdırabı yani. Bunları bile bile nasıl tekrar bu işe evet dediniz? O 54 gün sürecinde kapı kapı gezildi, telefonlar açıldı, bir takım toplantılar yapıldı yönetim oluşması yönünde. Yani tamamen umutlar tükenmiş miydi? O noktada mı bu işe girdiniz? Yani şimdi Sadi Başkanım'ın söyledikleri için, iyi dilekleri için de çok teşekkür ediyorum başkanıma. Dediğiniz gibi Sadi Başkanım ve senin de dediğin gibi biz son ana kadar bekledik. Son ana kadar bir şey yapılabilir. Belki abiler daha iyi kaynak bulabilir. Belki destekleri daha fazladır diye. Bize de o dönemde bize de görev verirse yöneticilikte tabii ki her zaman biz Eskişehir Spor'un 7/24 her zaman yanındayız. İster sahada olur, sahada derken tribünde, ister tribünde olur, ister yönetim şeklinde olur. Yani biz Eskişehir Spor'un her yerinde nerede görev verirse biz yapmaya hazırdık. O durumdaydık her zaman. Şu anda da öyleyiz. Bu borçları evet biliyorduk. Zaten bunları borçları bildiğimizi her yerde de söylüyorduk. Bu bunlar çözülmeden yani FIFA dosyaları çözülmeden Eskişehir Spor'un nefes almayacağını her yerde söylüyorduk. Herkes gibi. Ama bu işte de Eskişehir Spor yok mu olsaydı bir şekilde bizim de planlarımız vardı. Planlarımız gelişti. Ekip olarak, biz olarak bir planlarımız gelişti. Evet biz bu işi yaparız noktasına geldikten sonra biz yani bu göreve talip olduk. Bizim yani daha fazla, daha iyi kaynak yaratacak bir yönetim ya da başkan şekli gelseydi tabii ki biz onlara destek verecektik. Kamuoyunu oluşturduk. Ondan sonra görüşmeler yaptık ve kimsenin çıkmayacağını anladıktan sonra biz bu göreve talip olduk. Evet bu borçları biliyorduk. Şu anda da zaten iyi gidiyor bazı şeyler. Sadece sahaya yansıtma açısından biraz zorluk çekiyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda da sahaya yansıttıktan sonra biraz daha şehir bizim arkamızda olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu şehrin en büyük simgesi Eskişehir Spor. Tabii siz göreve... Bir şey soracaktım buna soruya ilaveten. Tamam, şimdi Mehmet Başkan'ı ikna edenlerden biri siz olduğunu çok yakından biliyorum. Yani bu eski başkanlardan bir de Eskişehir Spor sevdalarından yani ben artık milletvekili belediye başkanları demiyorum. Eskişehir Spor sevdaları ve eski başkanlarla görüşmeniz oldu mu? Yani takımın durumu bu çok kötü gidiyor. Gelin sahiplenin biz de arkanızda duralım deyip de ya görüştünüz de oldu ama ne gibi cevap aldınız? Yok herkes siz yapın dedi zaten bize. Siz yapın biz sizi destekleyelim dediler. Bazıları destekliyor, bazıları desteklemiyor. Bazıları maddi olarak destekliyor, bazıları manevi olarak destekliyor. Bizim hem maddiye hem manevi desteğe zaten ihtiyacımız var. Zaten biz aman şunu bize verin, şunu bize verin. Biz böyle bir yola çıkmadık yani. Biz kimseden bir beklentimiz olarak da bu yola çıkmadık. Biz elimizden geldiği kadarıyla ne yapabiliriz? Onun düşüncesiyle, planıyla yola çıktık. Başkanımız da zaten dediğiniz gibi bu işe çok çok böyle fazla aman ben olayım
derecesinde değil yani. Şimdi Mehmet Şimşek'i de tanıyanlar, edenler siz de yakinen tanıyorsunuz. Yani koltuk sevdalısı bir insan değil sonuçta. Ama biz evet Mehmet abi bunu yaparız, hadi Mehmet abi diyerek o da bizi zaten iyi bir Eskişehir sporlu. Kırmayarak, biz de güvenerek, biz ona güvenerek bu yola çıktık. Şimdi burada ben bir şey ilave edeyim. Sohbet şeklinde devam edelim başkanım. Yani rahat rahat hani böyle konuşabiliriz. Eskişehirspor'da, Eskişehir'de yaşayan Eskişehirsporlu birçok kişi Eskişehirspor başkanı olmak ister. Eskişehirspor yönetiminde bulunmak da ister, başkan da olmak ister. Buradaki son yönetimde yönetim oluşmamasının en büyük nedenlerinden birisi, en büyük handikap borç. Bu borcun altına kimse girmek istemiyor. Onun için yönetim oluşamadı. Son ana kadar bekledi. Yani bu arkadaşlara ben cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Yani yarın öbür gün bunlara büyük bir şey de gelebilir. Borç da kalabilir. Yani evet. Sonuçta işte SSK'yı, primleri falan ödemezsem bu kulübün, sonuçta bu yönetime gelecek bunlar. Yani bunları göze alarak bunlar yönetim oluşturdu. Ben onun için hakikaten çok büyük bir şey duyuyorum. Yani başkanım bunlara gelecek derken zaten şöyle bir baktığımız zaman 2006 değil mi? Birinci lig, 2008 Süper Lig, 2008 yılında sıfır borçla Süper Lig'e çıkan bir takımın, evet, 13 yıllık enkazı şu an üzerlerinde. Yani evet, 13 yıllık bir borcu taşıyan yönetim kendi dönemdeki borçtan hani devede kulak kalır çünkü 13 yılın enkazıyla uğraşıyor. Ya borcun olur da iyi de bir takımın olur yani. Şimdi ben bu takım için bir şey demiyorum ama çok genç, hani geçen hafta da söyledik ya. Gencin yani suyunun suyu dedik yani. İki yılda iki tane jenerasyon kayettik yani. Evet. Yani şimdi baktığımızda daha düne kadar hani U17'de, U19'da, bırak 19'u 17'de oynamayan oyuncular şu anda sahada. Evet. Öyle bir de dezavantajınız var yani. Yani ben takımıma güveniyorum tabii ki. Buradaki gençlerimize, sahaya çıkan gençlerimize, Eskişehir Spor formasının altında, armasının altında olan tüm gençlerimize güveniyoruz zaten. Ya herkese ya güvenmek zorundayız zaten. Onların yani mücadelesi zaten işte Diyarbakır deplasmanında tabii canlı izleyemediler belki maçı ama orada çok büyük bir mücadele vardı. Yani ilk haftadan bu 5. haftaya kadar çok büyük bir mücadele vardı. Biz gençlerimize zaten güveniyoruz. Zaten biz bu gençlerimizle aşağıdan yukarıya bu gençlerimizi çıkartmadıktan sonra Eskişehir Spor'un 250 milyon borcu olur. 750 milyon yani bunu transferi açtıktan sonra da halen aynı bu şekilde devam etmek gerekli diye düşünüyorum. Ya yani ortaya 3-4 tane tecrübeli odur budur koyulabilir ama biz yine herkesin yani yıllar yılı herkesin özlediği, herkesin istediği işte geçmiş dönemdeki futbolcu abilerimizin, teknik direktörlerimizin, şehrin önde gelenlerin, camianın önde gelenlerin her zaman isteği nedir? Eskişehirli çocuklar olsun, genç çocuklar olsun. Eskişehir Spor'u zaten bu duruma getirenler zamanında verilmiş milyon eurolar. Tabii. Yani o takımdan gelmiş, bu takımdan gelmiş, futbol hayatının son demlerinde Eskişehir Spor'a gelmiş ama milyon eurolar almış. Biz onları şu anda temizlemenin derdine düştük. Alamamış. Yani, sadece vaat edilmiş, alamamış. Vaat edilmiş, alamamış. Alanlar da olmuş başkanım ama bu şehrin yani yazık olmuş bu parasına. Ona geleceğiz şimdi Erkan Başkanım. Şimdi geldiniz, öyle bir tablo var ki. Yani şimdi geçtiğimiz yönetimi ben hani eleştirmiş gibi olmayayım. 10 bin liralık, 20 bin euroluk dosyaları kapatıp şov yapıldı. Bir FIFA dosyası kapatmak ligde kalma kadar önemlidir dediler. Yani ufak tefek bir iki dosyayla takımı 2 yılda 2 kez küme düşürdüler. Ama siz hiç tahmin edilemeyen o FIFA dosyalarını, o Bofinler, işte Bienvenüler, Markolar yani bu dosyaları kapattınız ama oturup da bir toplantı yapmadınız. Bakın çok ilginç yani. Geçmişte 10 bin euroya dosya kapatan adamlar basın toplantıları düzenleyip reklam yaparken siz işte 530 bin euroluk, 400 bin euroluk dosyaları kapattınız, sıfırladınız, yapılandırmadınız. Onu bile diyorum çıkıp iki satır açıklamasını bile yapmadınız. Ha, bunu nasıl başardınız? Yani kaynak belli, destek yok, işte 3 kuruş 5 kuruş bir yerden gelen paralarla bulduğunuz paralarla çok önemli dosyaları kapattınız. Şimdi tabii her dosya, kapanan dosya bizim için çok önemli. Hele ki FIFA dosyası çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi FIFA dosyalarının bize yaptırımları çok fazla yerli dosyalardan. Biz Eskişehir Spor'un nefes almasını da istiyorsak başta FIFA dosyalarını kapatmamız gerekli. Biz zaten geldiğimizin ertesi günü Toko'nun -6'sıyla karşılaştık. Toko'dan -6'yla yani -3'te zaten lisanstan yiyecektik. Bu takım aslında bu sene daha lige başlamadan 9 puanla. Biz geldiğimizde daha öncesi
Tabii gerektiklerini yapmışlar, yoksa -38'de falan o Gökay kardeşimize buradan da selamlar, onların da emeğine sağlık muhasebecimizin. Onun eğer emekleri olmasaydı -38'de falan başlanacağını söyleniyordu. Bunu -3'e düşürülmüş zaten bu. Ondan sonra biz geldiğimizin ertesi günü -6 ile karşılaştık. -6'yı nasıl çözeriz, nasıl yaparız, ne ederiz? -6'yı çözerek Toko'yu FIFA dosyasını kapatarak başladık bu işe. Ondan sonra dedik ki zaten biz bu FIFA dosyalarını kapata 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 gitmezsek yarın öbür gün BOFIN'den de bize küme düşmesi gelebilirdi. Elinde zaten yetti. Yani şimdi bu gençlerin emeğini, gençler biz tamam şu an 5 hafta zorlu rakiplerle gerçekten bu ligin A kalite takımlarıyla karşılaştık. İşte liderliğe oynayanlarla, işte iyi takım kuranlarla, iyi transfer yapanlarla karşılaştık şu 5 haftada. Ama yani bundan sonra çocuklar galip gelirse, bir de küme düşme gelirse onların emeği, bu şehrin emeği ziyan olacaktı. O yüzden biz ilk başta FIFA dosyalarını kapatmakla başladık ve bize ceza gelebilecek dosyalardan başladık bu işe de. BOFIN 530 bin euroydu değil mi? 530 bin euro evet. Ya, bayağı da bir direndi yani bir son birkaç yıldır hani Nuh deyip peygamber demeyen bir arkadaşımızdı. İndirim yapmıyordu. O süreci nasıl yönettiniz? Tamamen kapandı. O süreçte başkanımız BOFIN'le görüştü. Yönetici arkadaşlarımız BOFIN'le görüştü. Ondan sonra BOFIN'le bir orta nokta bulunarak Antalya'ya başkanımız ve yönetici arkadaşlarımız giderekten %1 daha pazarlık yaparak da komple kapattık. Yani komple. BOFIN dosyasını başkan, peki, komple kapattık. BMW'nin Toko, BOFIN, Marko Milinkovic. Mori. Bir de Mori. Funes Mori. Evet. Funes Mori gerçi şeyde sıkıntısı yoktu galiba. Altyapı transferiyle ilgili diyorum ben. Sıkıntısı yok ama ileride olabilir. İleride değil, yarın -3 yollayabilir de onun da yazısı gelmişti bize. Son Tanase'deki son durum ne? Tanase'de biz teklifimizi yaptık. Bir dakika oynamadı. 400 bin euro alacağı. Zaten bu işler zaten burada sıkıntı başlıyor. Eskişehirspor'da sen bir dakika oynamamışsın. Ya bu tabii geçmiş dönemlerin hatası. Nasıl evet. Bir o zaman transfer kapalıyken sözleşme imzalanan bir futbolcu imzalanıyor. Ondan sonra Tanase gitmek istiyor, gönderilmiyor falan filan. Orada bir sürü yılan hikayesi var. Ondan sonra ya bu aslında şöyle futbola bir darbe. Bizim altyapımız kapalı. Altyapıya transfer yapamıyoruz. Evet. İşte Sadri başkanımla beraber Eskişehir'deki tüm amatör kulüpleri biz ziyaret ederekten, onların maçlarını izleyerekten bir scout ekibi oluşturarak kendi Eskişehir'imizin amatör spor kulüplerinden dahi Eskişehir Spor'un altyapısına oyuncu transfer edemiyoruz. Çok acı. Kendi 8 yaşında çocuğun lisansını çıkartan bir Altınor diyor, oraya buraya gidiyor çocuk. Yani bir dakika oynamamış Tanase yüzünden biz bunu yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu bizim başımızda. Biz bu de buna bir teklif sunduk. Tabii bu arada bizim kapattığımız dosyaları bunlar çok yakından takip ediyorlar. Bunlarda para var gibi bir düşünceye düştükleri için bizim teklifimizi şu anda kabul etmedi ama daha fazla araya birilerini sokaraktan, o olaraktan, bu olaraktan görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah sonuçlanır. Eğer Tanase dosyasını da sonuçlandırabilirsek altyapıya transferimizi açacağız. Peki altyapıya transfer için böyle bir çalışma var değil mi? Yani öyle evet, bir sukatınız evet, var. Eskişehir'de gerekli evet. Taramaları yap. Yani dışarıdan pek getirmezsiniz ama Eskişehir'de isimler az çok bellidir. Ya şimdi, Sadri Başkanım belki onun ikinci bölümünde bahseder. Belki şimdi de bahsedebilir. Biz amatör spor, bu yönetim amatör spor kulüpleriyle birebir de çok şu anda birbirlerine çok yardımlaşıyor. İşte bizim Bartu'yu biz profesyonel yaparken, Cihangir'i profesyonel yaparken Neyse'den, Şekerspor'dan, hepsinden Rize'ye giden çocuklar. Uğurcan'dan yaparken biz amatör spor kulüpleri hiçbir şekilde bize zorluk çıkartmadı. Eskişehir'deki amatör spor kulüplerimiz, biz onlara teşekkürlerimizi ediyoruz. Haftada işte maçlarımıza davet ediyoruz. Ondan sonra tesislerimizde altyapı hocalarımızın düzenlediği turnuvalarda onlarla görüşüyoruz. Onlara hediyelerimiz oluyor. Yani böyle güzel bir altyapıla amatör spor kulüpleriyle bir ilişkimiz var. Ben de zaten kendim bir amatör spor kulübü de başkanıyım. Zaten amatör spor kulübü futbolun kalbi olarak görüyoruz. Yani Eskişehir'de ne çok futbolcular amatör spor kulüplerinden nerelere gitti ya da kayboldu gitti. Bunları tabii ki izlememiz lazım. Altyapı hocalarımıza bununla alakalı biz yetki verdik. İzleyin, görün. Yani bununla ilgili
beyin fırtınası yapın, altyapı hocaları, amatör spor kulüpleri hocalarıyla görüşün. Ya bunlar bizim değerlerimiz. Eskişehir çocuğu başka şehirlere gitmesin, Eskişehir sporda oynasın. Bizim derdimiz bu. Sayın Başkanım, tabii yıllarca bizim de böyle hasret kaldığımız bir ortamı yaşıyorsunuz şu an. Yani gelen Eskişehir Spor'a gelen yönetimlerin Eskişehir amatör sporuna bakış açısı pek iyi değildi. Çünkü o zamanlar hani böyle bol keseden paralar dağıtılıyor. İşte Erkan Başkan'ın dediği gibi milyon eurolar konuşuluyor. Transferler yapılıyor. Ama işte Fakr-ı Zaruret dönemi, şimdi yokluklarla mücadele eden bir camia, bir kenetlenme mücadelesi içerisinde ve amatör spor kulüplerinde ilişkileri iyi deniliyor. Top siz de amatör sporu siz temsil ediyorsunuz. Yani nasıl ilişkiler? Zaten işte burada işin özü burası zaten. Geçmiş dönemlerde başarısız olmasının sebebi amatör takımlarla, hatta bırak amatör takımı, kendi altyapısına bile ilgilenmeyen yönetimler sayesinde bu kulüp bu halde. Yani altyapısıyla ilgilense, diğer amatör kulüplerle ilgilense hiç böyle bir şey başımıza gelmezdi. Şöyle örnek vereyim. Şu ana kadar Eskişehir Spor'dan işte başka takımlara transfer olmuş, süper liglerde, birinciliklerde, diğer liglerde, dışarıda oynayan futbolcular, abartısı söylüyorum size, bundan çok daha yetenekli futbolcular bu şehirde kayboldu gitti. O da yani atıyorum DSE'de oynayan, Sağlık Spor'da, Demir Spor'da oynayan 14-15 yaşındaki bir çocuk bir hedef göremiyor kendisine hiçbir yeri. Eskişehir Spor'da hiçbir Eskişehir Sporlu futbolcu oynamıyor. Başka bir profesyonel takım yok. Onun için 18-19 yaşlarında kayboluyor gidiyor. Ya futbolu bırakıyor. Bırakıyor yani. Bırakıyor. Hedefi yok çünkü. Ama mesela şu andaki gidişat ve aramızdaki bağ çok kuvvetli. Ben arıyorum. Şöyle örnek vereyim. İşte demin saydı Erkan Başkan 3-4 tane amatör kümede oynamış. Şu anda ligde oynayan, Eskişehir Spor'da oynayan diğer takımlara gitmiş çocuklarımız var. Bunlarla ilgili amatör kulüp de beni arıyor. Örnek veriyorum, Şeker Spor, DSE ya da bir başka kulüp. İşte Eskişehir Spor'a vereceğiz başkanım, ne yapalım diye. Ben de yapacak bir şey yok. Yani isteyecek bir şey yok. Zaten imkan da yok. Vereceksiniz, gidecek diyorum. Aynı zamanda karşı taraftan da Mehmet Şimşek arıyor ya da Erkan Koca arıyor ya da bir başkası arıyor. Başkanım işte böyle bir imza işimiz var, ne yapalım? Hallederiz diyorum, sıkıntı yok. Çok şükür şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. 3-4 tane futbolcuda. İki tarafta da görüşerek hallettik. Yıllardır bu hafta bir de şey de oldu ya, hani çok ihtiyacı olan maç bileti olayı. Ha, bu hafta yani, özellikle onu söyleyecektim. Bundan sonra da devam edecek galiba değil mi? Tabii. Şimdi 10 yıldır, 11 yıldır ben hep söylüyorum gelen yönetimlere, işte Eskişehir Spor'dan amatör kulüplerimize bir yer ayıralım. Bir 3-5 tane bilet. Çok eskiden var değil mi başkanım? Misafir takımın olduğu yer amatörlere çok eskiden. Futbol oynadığımız dönemlerde bir tane tribün sadece amatörlere ayrılıyordu. Orada bütün herkes antrenörü, futbolcusu, başkanı maç seyrediyordu. İlk defa ben 12 yıldır ASKP başkanıyım. İlk defa bu hafta 120 tane bilet gönderdi Eskişehir Spor Kulübü. 120 tane bileti biz de hepsini dağıttık. Amatör spor kulüplerine. Amatör spor kulüplerine. Yani başkan ve yöneticilerine. Yani Işık Spor istedi, atıyorum 5 tane lazım, 5 tane verdik. DSE istedi, 4 tane lazım, 4 tane verdik. Çamlıca istedi, ben bayan futbol takımını götüreceğim. Tamam, bu hafta sen takımını götür, sana 20 tane. Ya da 15 tane mi ne verdik, şimdi tam hatırlamıyorum. İşte diğer takımlara 3'er 5'er 120 tane bileti dağıttık. Ve orada gördüm de birçok amatör kulüp, yani bilet isteyen kulüplerin hemen hemen hepsi gelmişti. Orada yerini almıştı. Yani bu... İşte o sporcunun oradaki oynayan çocuğu görmesi, tabii, oraya istekli olması, yarın öbür gün orada kendisinin oynayabileceğini hayal etmesi. Bir de takımlar için de şöyle, şimdi mesela gençlerde adam iki tane gol attı, kaleci iyi kurtuluş yaptı, onu ödüllendirecek, yöneticisi iki tane bilet verecek. Tabii. Bu devam ederse böyle olacak. Tabii, bu devam edecek. Başkanım ondan hiç zaten şüpheniz biraz olmasın. Biraz onu çoğaltmak lazım Erkan Başkan. Şimdi bir tane şimdi biraz az geldi gibi. Amatör spor yöneticilerimize ve amatör spor kulübü hocalarımıza VIP'de biz onları misafir ediyoruz. Amatör küme antrenörler, teknik adamları değil mi? Çok güzel. Yöneteceğim VIP'de onları. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi biz o ilk 11'de Bartu oynatıyoruz. Cihangir'i oynatıyoruz. Bunlara emek vermiş bu hocalar. Çok güzel. Bu tabii, yöneticiler bunlara emek vermiş ve emeğini orada görsün. Sahada onu görmesi çok önemli. Yani ya da yarın öbür gün oradan Ali, Mehmet, Ahmet biz aldığımızda amatör spor kulüpleri orada çocuğunu izlesin. Yani yetiştirdiğini orada, çünkü amatör spor kulüpleri çok zorluk çekiyor. Gerçekten çok zor. Onların yemeğini, ulaşımını, forması, çorabı, ayakkabısı çok zor yani. Bunları bu şekilde, onlara az bile ama bu şekilde ödüllendirmek bile. Yani mümkün olduğu kadar elimizden geleni yapmamız lazım. Ben yönetimin yaptığına inanıyorum zaten de. Bu kulüpte işte küllerinden doğacak diyoruz ya, hep
öyle söylüyoruz. Hakikaten işte Tuna Spor'uyla, Işık Spor'uyla, Bağlar Spor'uyla, Çağlar'ıyla, Çamlıca'sıyla falan hep beraber olursak anca evet. bu kulübü kalkındırabiliriz. Yoksa Erkan Koca tek başına ne yapabilir ya da Mehmet Şimşek ne yapabilir? Ya da bunu en duayan başkanlar dediğimiz başkanların hepsini getirsek eski başkanlar ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Ya keşke şu anlattıklarınız yıllar önce yaşansaydı. Yani şu Eskişehir sporuna, Eskişehir antrenörlerine, amatör sporuna bir şeyler yapılabilseydi o milyonların aktığı dönemde yani para içerisinde yüzülen dönemde dediğiniz gibi ne altyapıya bakıldı, ne Eskişehir amatör sporuna bakıldı, ne bir şey yapıldı. Yani keşke o paralar akarken o Eskişehir amatör sporuna biraz destek verilmiş olsaydı, altyapıya yatırım yapılmış olsaydı. Bugün de bu borçları konuşuyorduk. Ne de dışarıdan futbolcu getiriyorduk. Şunu söyleyeyim. Bir 4-5 sene önce yaklaşık Eskişehir Spor'dan hangi yönetici, o dönemi söylüyorum, hangi yönetici gitse Eskişehir'den herhangi bir amatör kulübe belki de futbolcu alamaz. Alamazdı ya. Gelmesinler diye bakıyorlardı. Zaten öyle bir ortam olmuştu ya. O çok acı bizim için. Gene ondan önce işte Bozüyük Spor pilot takım yapıldı. Afyon Spor'a pilot takım teklif edildi. Afyon Spor Bal Ligi'ndeyken. O zaman bizim burada iki tane takımımız vardı. Tavşanlı'ya da yapıldı. Yani Tavşanlı oldu bile yani. Afyon Spor Bal Ligi'ndeydi. Bal Ligi'nde gitmişler Afyon Spor'a pilot takımlık teklif etmişler. O dönemki yönetim. Düşün. Ya burada iki tane takım var. Ben onlara dosya hazırladım. Her şeyini verdim o zaman pilot takım yapabilmek için. Ama olmadı şimdi, maalesef. Yani bu işi farklı düşünen, bizim gibi düşünen insanlarla olur bu iş. Yoksa başka şimdi türlü düzelmez. Şimdi o dönem en çok üzüldüğüm mesele şuydu benim. Bundan 3 yıl önce falan diye düşünüyorum. U21 ligi kalktı. Evet. U21 ligi kalkınca U19'a giremeyen ve A takımda oynayamayan o 20, 21, 22, 23 yaşındaki çocukların hepsi dağıldı gitti. Evet. Bizim Eskişehirspor jenerasyonundan. A takımda da oynayamıyor çocuk. U19'da da oynayamıyor çocuk. Çünkü yaşı tutmuyor U19'da. A takımına da yeterli değil. Yani bizim ve kesinlikle bunu izleyenler sakın yanlış anlamasın. Bizim hiçbir zaman öyle bir yeni Eskişehirspor'la alakalı bir şeyimiz yok ama bizim kesin ve kesin Eskişehir'in bir profesyonel takımı daha olması lazım liglerde. Çünkü bizim A takımı yetersiz görünen, şu anda görünen, U19'da oynayamayan çocukların o profesyonel ligde oynayıp kendilerini geliştirip tekrardan Eskişehirspor A takımına almalıyız. Yani tabii bizim kurtuluşumuz bölgesel amatör lig dediğimiz lig mesela, değil mi? Başkanım siz yakından biliyorsunuz. İşte bayağı çatır çatır maçların olduğu evet, bir lig yani, değil mi? Üçüncü ligden iyi. Profesyonel futbolcuların kaliteli takımlar oldu, evet. Üçüncü ligden kaliteli takımlar var şu anda Bal Ligi'nde. Bir ara üniversiteyle falan görüşülüyordu başkanım. Onunla ilgili bilmiyorum ben o süreci. Yani Bal Ligi'nde bir takım şu destekleme. Şu anda bizim öyle bir yani, zaten elinizdeki yok. Oyuncular zaten. Evet, zaten hepsi 17-18 bizim öyle bir şu verebilecek zaten oyuncumuz yok. Oyuncu yok. Bir de şu handikap var. Yani yarın öbür gün üniversite ya da bir Bal Ligi takımı, pilot takımı yapılabilir. Ama ancak amatör takım, amatör futbolcuları oynatabilirsin. Yani profesyonel futbolcuları oynatamazsın. Bu ilerleyen zamanlarda 3. Lig'e bir takım atıp orada profesyonel oynamayan, A takımda oynamayan oyuncuları profesyonel olarak oynatmamız şimdi lazım. Şimdi bir de Eskişehir Spor'un öyle bir kadro yok. Yani futbolcu yok. Yok, yok, ben yok şu an bugün hani öyle bir liste çıkarttım. Şöyle bir Cem Hoca eline listeyi aldığı zaman bir 10 tane çıkacak oyuncumuz var. Yani 10 tane ilk 11'de yani bu şartlarda oynayan oyuncu 11.yi yok. Yani o 11. oyuncu artık böyle 5-6 tane oyuncu arasından böyle kaynak yapılarak birazdan o detaylara gireceğiz. Gireceğiz derken de yavaş yavaş Eskişehir Spor'a gelelim. Yani diyoruz ya bugüne kadar yapmış olduğunuz icraatlarla gerçekten camianın takdirini kazandınız. Artık birazcık da iş dünyası maddi manevi destek olmaya başladı. Evet. Tabii ileride yine konuşacağız. Siyasilerden öyle bir beklenti yok. Onları paylaşacağız ama yani lige başlarken şöyle bir Karacabey maçından alınan 2-1'lik galibiyet dedi ki 17-19 yaşında Cem Hoca buradayken de konuştuk geçtiğimizde hatta 1,5 yıldır ayağına top değmemiş o akademilikleri oynanmadığı için futbolcuların forma giydiği bir A takımda bir yola çıktınız başkanım. Evet. Bir 5 hafta geride kaldı. Bu 5 haftayı değerlendirecek olursak neler söyleriz? Ya şimdi demin söylediğim gibi Karacabey maçıyla başladık ve galip geldik. Karacabey maçı bizi aldatmasın. Karacabey şöyle 15-16 tane transfer yapan iyi bir takım. Ondan sonra burada Şanlıurfa ile oynadık. Şanlıurfa'nın zaten Süper Lig ayakları var. Görüldüğü gibi orada çok mücadele ettik. Şanlıurfa'yla. Ondan sonra buradaki Kırklareli maçımız vardı. Kırklareli'nde biz
Ya o kadar çok üzülüyorum ki, yani üzüldüğüm maçlardan bir tanesi Kırdeli maçıdır. 2-2 gidiyor. Orada defansta yapılan bir hatadan dolayı 3. golü yiyoruz. Eğer biz o 3. golü biraz yani yemesek, yani biz 3. golü biz atardık. Orada galip gelebilirdik ve bir puan çok önemliydi. Orada bir puan Tolga ve Hasan Ulaş bile cezalı olmayıp da o maçta olmuş olsaydı ben çok yani farklı bir Kırdeli maçı çok üzülüyorum o maça. Ondan sonra geldik buradaki 6-2. O zaten o maça bir şey diyecek bir şey bulamaz zaten. Maçı. O zaten hiç bizde tasvir etmediğimiz Eskişehirspor'a yakışmayan bir sonuçtu. İşte Diyarbakır deplasmanına gittik. Orada da zaten çok mücadele ettik. Çok mücadele ettik ama yine yapılan bazı hatalar ve hakem hataları. Bunlar Şanlıurfa maçında bizim gördüğünüz gibi hakem hataları. Bu Diyarbakır Ahmet'le oynadığımız maçta yapılan hakem hataları. Pazarspor maçında takdirlerin ona verilmesi. Yani bu hakemlerin zaten bize karşı olan tutumu, Eskişehirspor'a karşı olan tutumu bizi gerçekten yıldırdı, bıktırdı yani. Bununla ilgili de zaten görüşmelerimiz Türkiye Futbol Federasyonu'na başladı. Girişimlere başladık. Yani bu hakemlerden bu 17-18 yaşındaki çocukları ezme gibi, yani onlara hakaret derecesine, sahanın içinde hakaret derecesine gelen mevzular ve konular var. Bunları da hepsinde zaten eğer bunlara dur denmezse biz bunu çıkarıp ulusalda da, yerelde de, her yerde de sert bir şekilde eleştireceğiz ve bunu her yerde de söyleyeceğiz. Diyarbakır'da resmen baskı altında kaldı. Tabii Diyarbakır'da yani. Diyarbakır'daki hakemin bizim oyuncularımıza yaptığı yan hakem, zaten orada görüntülerde zaten görmüşsünüzdür. Oğuz o Utku'nun evet. Utku'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon kesinlikle offside. Ya orada yan hakem zaten orada nereye bakıyor belli değil yani. Sonra neyse bakmıyor. Devamında da yani son adam değil. Utku'nun yanında adam var. O zaten orada kırmızı durum 1-0 Erkan abi, 1-0. O eğer biz orada kırmızı kart görmesek 2'yi buluruz. Kesinlikle evet. Buluruz. Öyle bir ortam var. Zaten 2'yi bulduktan sonra Amespor taraftarı kendi futbolcusuna dönerdi. Öyle bir ortam da orada vardı. Çünkü karşındaki takım onların dediklerine göre 17-18 yaşında çocuklara mı yenileceksiniz falan filan, öyle bir horuldanmalar tribünde başlamıştı onlar için. Başkan, bir de şimdi yani sezonun, yani daha önceki mevzulardan da kaynaklanıyor, en gergin ve stresli bir deplasmanına gittiniz. Evet. Ama baktığımızda sadece yani yöneticiler, bir de yönetime yakın isimler birkaç kişi daha var. Beraberdiniz. Yani bir sıkıntı oldu mu maçta ya da dönüşte arayan soran oldu mu, başınıza bir şey geldi mi diye, öyle bir şey oldu mu? Şimdi tabii bir taraftarlar arasında biz bir Diyarbakır halkın demeyeyim ama bir kesimle bir husumet yıllardır bir var aramızda. Biz oraya giderken nasıl karşılanacağız, nasıl olacak, nasıl bitecek, o olacak, bu olacak, hiçbir de bizim umurumuzda değildi. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının içinde bulunan her il, bayrağın, Türk bayrağımızın dalgalandığı her yer bizimdir. Hiç de sıkıntı yok. Biz oraya 12+3, 15 yönetici gittik. Eskişehir'de yaşayanlar, Diyarbakır'da yaşayanlar Eskişehirli, askeri personel, emniyet personeli olan Eskişehirli oradaki arkadaşlarımız, gençler. Onlarla beraber protokol tribünde 23-24 kişi vardık biz. Sıkıntı yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Zaten bunları hiç düşünerek de gitmedik. Ama sağ olsun orada havalimanında biz indiğimizden tekrardan havalimanında uçağa binene kadar oranın emniyet müdürlüğündeki personeli, polisler, müdürler, komiserler hepsi bize çok ilgilendi. Hepsine de çok teşekkür ettik ve resmi sayfadan da bunu bildirdik, teşekkür ettiğimizi. Çok fazla bize güvenlik önlemi yaptılar. Zaten çok da bir sıkıntı olmadı. Ondan sonra Amespor Başkanı bizi karşıladı. Onunla da hiçbir sıkıntımız yok. Orada yöneticilerle, Amespor yöneticileriyle beraber oturduk. Hiçbir sıkıntı yok. Bizi yolcu ettiler. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani sadece orada yaşanan sıkıntı gayet rahat bir deplasmandı bizim için. Bizim orada sadece yaşadığımız sıkıntı saha içindeki karşı takımın futbolcularının, bizim futbolculara edilen hakaretler, hakemin bizim futbolcularımıza ettiği hakaretler. Bunlardan dolayı biz bir sıkıntı yaşadık. Şimdi arayan soran oldu mu konusuna gelirsek, benim yanımda protokolde Mehmet Başkanım vardı. Onun yanında Ahmet Spor Başkanı, onların yanında da malum partinin milletvekilleri vardı. Bizi arayan soran oldu mu noktasına gelirsek, ben yönetmenimden kimse rica edeyim, bir fotoğraf var elimizde, evet. Protokolden çekilmiş. O fotoğrafı kullanırsak onun üzerinde de yorum yapabiliriz.
Sanırım milletvekilleri de var değil mi bu görüntüde? Tabii tabii. Diyarbakır milletvekilleri var. Diyarbakır Amed Spor Başkanımızın yanındaki. Ama bizi Mehmet Şimşek var. Bayağı siyasiler, vekiller de maça büyük ilgi göstermiş. Tribünler de çok kalabalıktı. Tabii başkanım. Vekiller maç başladı. Onların vekilleri. Tribünleri gezmişler. Tribünleri abi. Gezdiler. Tüm tribünleri gezdikten sonra protokole geç geldiler falan. Bizi sorarsanız bizi kimse aramadı. Bizi hiçbir Eskişehir 7 tane vekilimiz var. Öldünüz mü, kaldınız mı, ne yaptınız, ne ettiniz diyen bize hiç yok. Yani Eskişehir'in bu malum hastalığı mı diyeyim? Eskişehir'in bir sahipsizliği. Ya Eskişehirspor, biz şimdi Eskişehirspor'u geçtim abi, biz orada Eskişehir'i temsilen gittik. Yani. Ya bizim orada karşılaşacağımız ne olduğunu hiç önemi de yok. Hiç de düşünmedik. Neyle karşılaşırsak da karşılaşırız. Hiç de sıkıntı yoktu kendi açımızdan. Ama bizi hiçbir vekilimiz bizi aramadı. Hiçbir vekilimiz sormadı. Bugüne kadar hiç aramadı. Sayın Başkanımız da aramadı. Mehmet Şimşek'i de aramadılar. Bizleri de aramadılar. Çünkü orada 17-18 yaşında hepimizin belki, yani benim yaşım biraz sizden genç ama sizin çocuklarınız yaşında biz evlatlarla oraya gittik. Başkanla bugün konuştum. 5 dakika daha yanlarından ayrılmadık. Hiç ayrılmadık yani. Biz hiç ayrılmadık. Aynı otelde konakladık. Onları geçirdik. O takım otobüsünün arkasından biz gittik. Yani onlar neredeyse biz oradaydık. Sağ olsun emniyet de bizim hep yanımızdaydı. Ama ben kırgınım ya. Şeye kırgınım. Ben sahipsiz değil. Şimdi orada gördüm malum partinin milletvekillerini falan orada görünce ya ben bekliyordum yani. Ne yaptınız? Var mı bir ihtiyacınız? Bir şey istemiyoruz gerçekten. Biz Mehmet Başkanım da, bizim yönetici arkadaşlarımız da, bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da, hiç kimse bugüne kadar bir kapıya gidip de bize şunu verin, bize bunu verin. Hiçbir zaman biz bu tarzda bir insanlar değiliz. Biz istemiyoruz zaten bir şey ama bize manevi olarak yanımızda olun bari. Sonuçta biz kritik bir deplasmana gidiyoruz. Yani Bolu'ya, oraya, Ankara'ya, şuraya buraya gitmiyoruz. Diyarbakır'a gidiyoruz. Sonuçta bir yaşanmışlıklar da var. Geçmişte olan bir yaşanmışlık da var. Ya ne yaptınız diyen hiç kimse olmadı. Yani biz orada demin söylediğim gibi üstüne basa basa söylüyorum. Eskişehir Spor'u geçtim abi. Biz orada Eskişehir'i temsil ediyoruz. Eskişehir'i temsil ediyorsak da bu halkın oylarıyla bir yerlere gelmiş insanlar da bizi lütfen bir arasınlar, sorsunlar yani. Şimdi bugüne kadar bizi aramadılar demeniz ben oraya taktım. Yani 2,5 aydır görevdesiniz. Bugüne kadar 7 tane milletvekilimizden bir tane gelen şimdi maça gelen vekilimiz var. Vekilimiz var. Ziyarete tesislerimize gelen vekillerimiz var. Ben bu maç için söylüyorum. Bu maç için ben bir telefon bekliyordum ya Mehmet Başkanımıza ya bize ya da yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza. Ya var mı orada bir sıkıntınız? Sağ salim geldiniz mi? Nedir durum? Demelerini bekliyordum. Çünkü şöyle bir şey yani. Demin her zaman söylediğim gibi orada ben vekilleri görünce yani kırıldım yani. Bizim kendi vekillerimize biraz kırgınım yani. Sonuçta gezdiler tribünleri. Ya Eskişehir burası da ya. Başarı olsa teyisleri de başarı gelen olsa yok. Maçlara da gelen yok. Maçlara var Milliyetçi Hareket Partisi sayın vekilimiz o geliyor maçlarımıza. AK Parti il başkanımız Zihni Bey maçımıza geliyor. Daha da ondan başka siyasiler maçımıza, belediye başkanlarımız, onlardan özür diliyorum, onlar da maçlarımıza geliyorlar. Loja da var. Ya benim sayın vekillerimizin uzak durması birazcık şey geldi. Benim kırgınlığım Diyarbakır. Benim kırgınlığım o Diyarbakır. O da kimsenin oldu. Arayıp sormaması galiba. Kimsenin arayıp sormaması. Şimdi Diyarbakır, bizi geçtik biz oraya 21-22 tane evlatla gidiyoruz yani. Ne yaptınız, ne ettiniz diye bir arasalar, sorsalar, bir şey de istemeyeceğiz zaten ama bir sorsalar nedir durum, var mı bir sıkıntınız deseler o bile bize yetecekti. Ya, ne yapalım, canları sağ olsun. İşiniz kolay değil başkanım. Yıllardır Eskişehirspor maalesef kangren olmuş, yarası evet. Bu. Süper Lig'deyken sayın vekillerimizi görüyorduk o tribünlerde evet, ama evet. İşte takımın küme düşmesiyle birlikte. Yani. Ellerini ayaklarını çektiler. Bu işte dediğim gibi yani senden bizim oğlan diye bir laf var ya onlarla bu iş gidecek. 5 tane kongre geçirdik hangisi geldi? Yani Eskişehir'in vekilleri aramadı ama Ankara'dan sağ olsun büyüklerimiz bizi aradı var mı bir sıkıntınız diye. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz yani. Tamam. Eskişehir vekillerimiz aramadılar. Tabii lig devam ediyor. Yine boğuşmuş olduğunuz dosyalar var. İşte öbür taraftan dediğiniz gibi Eskişehirspor'un haklarını her mecrada savunma adına da yapılan çalışmalar var. Ne olacak başkanım yani bundan sonra neler yapacaksınız?
destek yok. İşte belirli sayıda ledlerle, localarla işte temin ettiğiniz bir takım gelirlerle bu kulübü yaşatmaya çalışıyorsunuz. Şimdi aslına bakarsanız lig düşmüşüz. Bir senede iki kez lig düşmüşüz. Yani bir de kötü bir şekilde lig düşmüşüz. Herkes bu Eskişehir Spor'dan artık bir şey olmayacak, kapanacak noktasına gelmiş mantık olarak. Öyle bir durumda biz göreve geldik. Ama belki son yılların en fazla locasını biz sattık. Yani bu yönetimin gayretiyle, bütün yöneticilerin gayretiyle ve başkanımızın biz diyerek yola çıktığında gerçekten güzel bir loca sattık. LED ekranlar deseniz burada tabii ki STV'nin de S grubunda emeğini söylemek gerekli. Çünkü yerel bir basının, yerel televizyonun bizim maçımızı vermesi LED ekranlarımızın daha fazla pazarlamamıza bizim için iyi oldu, sebep oldu. LED ekranlarda da şehrin nereden baksanız 60-65 tane LED ekran verdik. Firması bize destek oldu. Onlara da buradan hepsine teker teker çok teşekkür ediyorum. Loca alan abilerimize, eski başkanlarımıza hepsine buradan tek tek teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Yani burada biz olabilmek çok önemli. Burada 5 liranın da bizim için çok önemi var. 50 bin liranın da çok önemi var. 1 liranın da çok önemi var. Burada önemli olan niyet. Niyeti bize gösterene buradan herkese Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum yani o konuda. Bir de tabii kulüpteki bu şeffaflık da çok önemliydi. Evet, yani o 5 lira reklamı veren insan bile kulübün resmi sitesinden yani 130 bin tane takipçisi olan resmi siteden hepsini teker teker herkese teşekkür evet. ediyor. Loji alanı o 5 bin liralık işte LED ekran alanı işte deplasman maçına sponsor olan insanlar bile oralardan onur edildi ki biz işte o milyonların 15-20 milyon paraların eski tabirle trilyonların bu kulübe aktığı dönemlerde o insanlara teşekkür edilmedi. Evet. Ya şöyle bir şey var bir de yani şimdi biz LED ekran alıyor, loca alıyor ama paranın nereye gittiğini de görüyor. LED ekran alıyor, loca alıyor. Ondan sonra biz de açıklıyoruz. FIFA dosyasını şunu kapattık. Fidan alıyor. Biz diyoruz ki fidan parasıyla Pinto'nun taksitini ödedik. Yani bunlar da çok önemli. Çünkü geçmiş dönemlerde değil mi? Lütfen bir önceki yönetim kurulu falan onlar da yanlış anlamasın. Onları kastetmiyorum. Geçmiş dönemlerde nereye paranın gittiğini insanlar vermişler. İş adamları vermiş bu şehrin. Bu şehir çünkü Eskişehir Spor çok seviyor. Taraftar çok vermiş. Herkes vermiş ama paranın nereye gittiğini kimse bilememiş. Para nereye gidiyor? Ya şimdi biz 5000 liraya bir tane LED ekran veriyoruz. Sezon boyunca zamanında 5000 lirayı yemek yenmiş. Ama biz şu anda 5000 liraya sezon boyu bir LED ekran reklamı veriyoruz. Çünkü bizim 5000 liraya bile bu Eskişehir Spor'un borcunu kapatıyoruz. Bu geçmiş dönemlerden kalan borcunu kapatıyoruz. Yani şimdi biz bu takımların, bizim şu andaki takımımızın hiç prim alacağı yok. Hiç maaş alacağı yok. Bizim yönetimimiz geldiğinden beri 3 aylık maaşlarını aldılar. Personel 3 aylık maaşını tam aldı. Yani biz geldiğimizden beri personelin tüm maaşları ödendi. Son 2 senede 3 maaş bir arada göremeyen personel evet. Sizi 3 ayda 3 maaş takımdaki aldınız. Takımdaki futbolcularımızın maaşları verildi. İşte Karacabey ve Şanlıurfa'daki primler yattı hemen bir gün sonrasına. Yani insanların bu da hoşuna gidiyor. 5000 lira katkı sağlıyor ama nereye gittiğini görüyor. Yani şimdi 17-18 yaşındaki genç, ya bunlar asgari ücrete oynuyorlar hepsi evet. Çocukların. Yani bir prim işte 3,5-4 bin lira prim alıyor. Ya bu hoşuna gidiyor yani loca alan arkadaşımın, benim kendi arkadaşımın LED ekran alan diyor ki ya ben para verdim futbolcuya gidiyor diyor. Ya çünkü onlar o sempatik geliyor yani futbolcuların o mücadelesi, o azmi. Bunlar da güzel şeyler. Daha var değil mi başkan? Boş localar var. Tabii boş localarımız var. Buradan fidan kampanyası devam ediyor. Fidan kampanyası devam ediyor. LED ekranlarımız da boş yerler hala var. İşte buradan söylüyorum şehrimize bu paralarınız eski borçlara gidecek veya şu andaki takımın primine gidecek, maaşına gidecek. Yani böyle bir güzel bir ortam var. İnşallah bunu da sahaya yansıtırsak daha çok güzel olacak diye düşünüyorum. Yani önümüzde daha 30 hafta var. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz bu çocuklara güveniyoruz. Yani eleştiriye tabii ki biz açığız. Eleştirebilirsiniz. Hiç problem değil bu konuda. Eleştirileri her zaman biz dikkate alırız. Ne yanlışımız varsa düzeltmeye çalışırız. Zaten başkanımız da öyle mütevazi bir insan.
Yani benim diye gezen bir insan değil. Her zaman bizim fikrimizde bir şey yaparken biz yönetim kurulunun toplantısında biz kendimiz hiçbir zaman bir karar almayız. Yönetici arkadaşlarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarımıza, herkese sorarız. Herkesin fikri doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden destek bize verilirse karşılığında görecekler diye düşünüyorum yani. Ama bizim şöyle bir tarzımız var. Kimseden gidip de bize şunu verin, şunu verin, bunu verin diye gitmiyoruz. Çünkü zamanında herkes bütün Eskişehir spor için herkesi bunaltmışlar. Bize şunu verin. Siyasileri de bunaltmışlar, iş adamları bunaltmışlar. Herkesi bunaltmışlar. Ya vermek isteyen kulüp burada. Biz de her zaman onların ayaklarına gitmeye hazırız. Her zaman da gideriz. Hiç de sıkıntı yok. Telefon açmaları bile yeter. Hiç yani. Bizim için hiç fark etmez. Yediğimdir. Gecenin bir vakti beni çağırsınlar ben koşa koşa giderim. Hiç önemli değil. Biz bunları da karşılığında onları gösteririz. Özelden de gösteririz. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Mesela bir yere para ödememiz gerekiyor ama onu kamuoyuna açıklayamayacağın durumlar da oluyor ama bize o kaynak nereden geldiyse biz onun faturasını, onun bedelini onlara atıyoruz yani. Birebir de tabii birebir de bak abi senin buradan paranı aldık biz buraya verdik bunlar çok oldu yani. Mehmet Başkan bir de şey diyor aslında yani bize para da vermesinler diyor. Gelsinler bir tane dosyayı verelim dosyayı kapatsınlar diyor. Tabii yüzlerce dosya var atıyorum, yani. 5 bin liralık dosyaysa gitsinler değil. Kabiliyetine göre 1000 liraya kapatsınlar ama alsınlar dosyayı kapatsınlar. Bu da çok güzel bir şey aslında ya. Bir de başkan herkesin merak ettiği şimdi sorularda da o var. Devre arası transfer açılacak mı? Tamam bu oyunculara güveniyoruz. Evet. Sezon sonuna kadar bunlarla da gidebiliriz. Ama bir de hani bir işin gerçeği var. Devre arası için bir çalışma var mı? Ya devre arası için bizim transfer çalışmamız evet var. Yani bu... lazım olur mu, geçerli olur mu, ne yaparız, ne ederiz? Tabii ki bir sürü sorun dosya var. Çok çok kolay değil yani. Transfer açmamız hadi biz açıyoruz diye olacak bir iş değil. Tabii ki bu artık bu iş parayla açılması gerekiyor. Artık şeyler ikili ilişkileri falan bir noktaya kadar getirebiliyorsun. Bir noktadan sonra da artık para yapman lazım. Yani kaynak ona göre oluşturabilirsek tabii ki ama şöyle bir şey var. Bu takımın iskeletini ben kendi açımdan konuşuyorum. Yani Erkan Koca olarak konuşuyorum. Tabii ona hocalar, başkan, yönetim kurulu biz karar veririz ama ben Erkan Koca olarak konuşuyorum. Transferi açma noktasına gelirsek ben bu çocukları heba etmeyi hiçbir zaman istemem. Yani başkanımız da bu gençlere çok güveniyor. 3-4 belki tecrübeli, belki 3-4 tane bizim eksik olduğumuz yerler zaten bariz belli. Eksik olduğumuz yerlere bir 3-4 tane devre arası transfer yaparak ya bizim sorunumuz ve bizim isteğimiz bu ligde kalmak. Hedef ligde kalmak. Böyle giderse yani 3-4 tane transfer yapar da 3-4 tane oyuncu da gidebilir yani. O da onlar evet. Da var şimdi. Yani izleyen takımlar şey, da olduğu. Ben kendim yine bunu kendim olarak söylüyorum. Transferi aslında yaz ayında açmak daha güzel olur. O zaman şampiyon kadro kurabiliriz. Sene eğer transferi açarsak o zaman şampiyon kadro kurabiliriz. Ligde kalmak ama bu yani. Sene kesin ve kesin ligde kalmalıyız. Bu ligde kalmalıyız yani. Bir de onun detaylarına istersen kısa bir ara vermemiz lazım. Biz normalde başkanı bir bölümde ağırlayıp gönderecektik ama ikinci tura da başkanı ağırlayacağız. Sorulacak tam can alıcı sorular yeni başlıyor. O zaman ikinci bölümü. Kısa bir aradan sonra o zaman devam edelim. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz.